aracınızda Mazda tarafından sunulan birkaç farklı müzik eğlence sistemi bulunur. Eğer aracınızda bu videoda gösterilen müzik eğlence sisteminden farklı bir sistem mevcutsa, lütfen ek bilgi için kullanıcı kılavuzuna bakınız. Müzik sisteminizi kumanda düğmesi, dokunmatik ekran veya direksiyon simidi ses düğmeleriyle kontrol edebilirsiniz. Bazı dillerde sesli komutlar da desteklenmektedir. Müzik eğlence sistemini çalıştırmak için kumanda düğmesini eğin veya döndürün ve imleci bu simgeye getirin. Şimdi müzik ekranını görüntülemek için bu simgeye basabilirsiniz. Ses seviyesini ayarlamak için bu düğmeyi çevirin veya sessize almak için basın. Kaydedilmiş 50 adede kadar istasyondan biri için favoriler düğmesine basın veya yeni bir favori istasyon kaydetmek için uzun basın. Favoriler listesi AM, FM ve DAB radyo için geçerlidir. DAB dijital ses yayınının kısaltmasıdır ve mevcudiyet durumu yerel sinyal alımına bağlıdır. DAB sistemi Mazda ses sistemi aracılığıyla dijital ses yayını almanızı sağlar. Daha fazla seçenek daha iyi radyo alımı sunar ve kullanımı kolaydır. Ses ayarını yapmak için ana ekrandaki simgeyi seçin ve ayarlar ekranını görüntüleyin. Şimdi bas, tiz, geçiş, denge ve bunun gibi değiştirmek istediğiniz ayarı seçmek üzere bu simgeyi seçin. Dokunmatik ekranı kullanırken dokunabilir, hafifçe vurabilir, kaydırabilir veya sürükleyebilirsiniz. Fakat sıkıştırma hareketi yapamazsınız. Ayrıca yüksek hızlarda dokunmatik ekran devre dışı kalacağından, dokunmatik ekranı kullanırken aracınızın duruyor veya saatte 7 kilometreden yavaş hareket ediyor olması gereklidir. Dokunmatik ekranı kullanarak AM veya FM radyo ayarlamak için kanal frekansına dokunabilir ve istediğiniz frekansı ayarlayabilirsiniz. Aracınızdaki müzik eğlence sistemini kontrol etmek için diğer kullanışlı bir yöntem de direksiyon sistemindeki ses kontrol düğmeleridir. Sistemi sessize almak için sessiz düğmesine bir kez basınız. Sessiz moddan çıkarmak içinse düğmeye yeniden basınız. Kaydedilmiş bir sonraki veya önceki istasyona geçmek için arama düğmesine basınız. Arama düğmesini basılı tutarsanız kaydedilme durumuna bakmaksızın tüm kullanılabilir istasyonlara bakabilirsiniz. Arama düğmesi aynı zamanda USB veya müzik CD'leri gibi diğer medyalar kullanılırken de arama veya atlama işlevine sahiptir. Eğer mevcutsa, müzik işlevini direksiyon simidindeki konuş düğmesine basıp, bip sesinden sonra bir komut söyleyerek sesinizle de kullanabilirsiniz. Açık bir şekilde ve doğal sesinizle konuşmanız önemlidir. Çok hızlı veya çok yavaş konuşmayınız. Oynat dedikten sonra oynatmak istediğiniz medya tipini söyleyin. Örneğin, AM bandına geçmek için radyo oynat deyin veya CD oynatıcınızda bulunan diske geçmek için CD oynat deyin. Aynı zamanda AHA veya Stitcher diyerek bu gibi uygulamaları da geçebilirsiniz. Tam komut listesi için kullanıcı kılavuzuna bakınız. AHA ve Stitcher'ı müzik kaynağı olarak kullanmak için uygulama olarak telefonunuza kurulmuş olmaları gerektiğine dikkat ediniz. Bu uygulamaların kullanılmasında veri ücretlendirmesi söz konusu olabilir, özellikle yurt dışında. Aracınızda iPod, USB aygıtlar veya taşınabilir müzik çalarların araç müzik sisteminden kullanılmasına izin veren bir USB portu ve yedek AUX jack'ı bulunur. Cihazınızı bağlayarak aracın müzik sistemini açın ve kaynak menüsünden AUX veya USB seçin. USB portu kullanırken bağlı olan USB aygıtını kumanda etmek için aracın müzik sistemini veya direksiyon simidi düğmelerini kullanabilirsiniz. Ancak AUX jack'ını kullanırken müziği taşınabilir müzik çalar kontrol eder. Eğer fiziksel bir temasta bulunmadan müzik çalmak isterseniz, ana ses ekranından Bluetooth ses seçebilirsiniz. Böylece şarkıları oynatmak veya şarkılar arasında geçiş yapmak için bu kontrol düğmelerini kullanabilirsiniz. Eğer Bluetooth cihazınız önceden telefon olarak bağlanmışsa, müzik çalar olarak kullanıma hazırdır. Telefon olarak bağlanmamış olan bir cihazı bağlamak için iletişim simgesine basın, ayarlar ve ardından Bluetooth seçin. Şimdi yeni aygıt ekleyi seçin. Bluetooth cihazınızda Mazda girdisini bulun ve seçin. Cihazınızda gösterilen kodun araç ekranınızda görüntülenenle aynı olduğunu doğrulayın ve eşleştirme işlemini tamamlamak için Evet seçeneğine dokunun. Ek kullanım bilgileri için lütfen kullanıcı kılavuzuna bakınız.